bu olayları başlatanlara, bu olayları kışkırtanlara, bu olayları destekleyenlere benim milletim sandıkta gereken cevabı verecek, hesabı da soracak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Milletin hesabı hukuk ve demokrasiyle sorulur. Kimin ne yaptığı belgeleriyle, delilleriyle hepsi elimizde ve hepsini hukuka teslim ediyoruz, teslim edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, sevgili Samsunlular, bu oyunlar, bu tuzaklar, bu çirkin tezgahlar bizi yolumuzdan asla alıkoymayacak. Yıkılanın daha iyisini yapacağız. Tahrip edileni daha güzel tamir edeceğiz. Türkiye'nin milli gelirini geçtiğimiz 10,5 yılda 3 katına çıkardık. Öyle mi? Önümüzdeki 10 yılda inşallah 3 kat daha artıracağız. Türkiye'yi duble yollarla, hızlı tren hatlarıyla, metrolarla, havalimanlarıyla, barajlarla donattık. Önümüzdeki 10 yılda inşallah daha fazlasını yapacağız. Artık Türkiye'de üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Ve Türkiye'nin ekonomisini IMF'nin boyunduruğundan, borç batağından kurtardık. Kardeşlerim, biz göreve geldiğimizde MHP, evet şuraya hemen bir sağlıkçılar, sağlıkçılar, şuraya. Kardeşlerim, biz MHP'den, DSP'den, yani CHP'nin yavrusu, ANAP'tan biliyorsunuz iktidarı nasıl devraldık? 23,5 milyar dolar IMF'ye borçla devraldık. Artık 14 Mayıs'ta son taksit ödendi. Artık Türkiye'nin IMF defteri kapandı. Kapandı. Kardeşlerim, ama bitti mi? Hayır. Merkez Bankamızın kasasında ne vardı? Gene o dönemde 27,5 milyar dolar. Nereye kadar çıktı? 135 milyar dolara kadar çıktı Mayıs ayında. Ama hazmedemediler. Ya nasıl 135'e çıkarsın? Bunun inmesi lazım dediler. Tabii burada bir düşüş yaşadık. Ama elhamdülillah, daha çok düşüş değil. Düştüğü gibi yine çıkar. Niye? Artık yere sağlam basan bir Türkiye var. Tabii bunları en çok çıldırtan ne oldu? Bir yıllık kapasitesi 100 milyon yolcu olan bir havalimanı ihalesi yaptık. Bu havalimanı ihalesinde sevgili kardeşlerim, 49 milyar dolara bu havalimanı ihalesi gerçekleşti. 25 yıl işletecekler, 25 yıl sonra devlete teslim edecekler. 2,5 milyar dolar 3. köprüyü yapıyoruz Boğaz'a. Bu da onları rahatsız etti. Ve aynı günlerde Japonlarla, Japonya Başbakanı Türkiye'deydi. Oturduk, konuştuk. 2. nükleer enerji santralinin imzalarını attık. 22 milyar dolar. Bu da bunları rahatsız etti. Tabii çıldırıyor. Çıldırıyor. Ya Türkiye 10 yıl önce böyle bir şeyi konuşabilir miydi? Böyle bir noktada olabilir miydi? Şimdi bunlar olunca bunlar rahatsız olur. İşte şimdi şu Samsun'umuza bakın. Bir taraftan viyadüklü sistemlerle devasa yollar yapılıyor. Bunlar bypass yollar. Bir diğer tarafta bakıyorsunuz, hamdolsun şu anda Samsun'umuzda değerli kardeşlerim, stadyumdan tutunuz, kapalı spor salonuna varıncaya kadar ki
kapalı spor salonu açılışı yapıldı. Ben bulamadım. İnşallah bir büyük toplantımızı da orada yaparız. 8500 kişilik bir kapalı spor salonuna Samsun'umuzun sahip olması, bu da Samsun için çok gecikmiş bir adımdı. Bu da gerçekleşti. Şimdi stadyum yapılıyor. Herhalde Samsun Spor da bir an önce çıkar. Artık orada oynar. Yani Samsun gibi bir vilayetimize tabii yani PTT'lik yakışmıyor. Hemen Süper Lig'e çıkması lazım. Onun için de Samsun takımına sahip çıksın. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki 10 yılda inşallah IMF'ye değil, tüm dünyaya borç veren bir ekonomi inşa edeceğiz. Geçtiğimiz 10,5 yılda Türkiye'yi gelişmekte olan 20 ülke arasında en önlere çıkardık. Önümüzdeki 10 yılda da inşallah dünyanın en güçlü 10 ülkesinden bir hale getireceğiz. Sadece yapıları, sadece sokakları, sadece caddeleri değil, Allah'ın izniyle kırılan kalpleri, sarsılan gönülleri de el birliğiyle tamir edecek, kardeşlik içinde geleceği ilerleyeceğiz. Bu süreçte Türkiye ekonomisi gücünü test etti. Bu süreçte Türkiye demokrasisi gücünü test etti. Bu süreçte en önemlisi de kardeşliğimiz çok önemli bir sınavdan geçti. İşte bu kardeşlik. Bu kardeşlik. Bu var ya, bu çok önemli. Bak, az önce yukarıdan bize bir sürpriz yaptınız. Bu çok önemli. Bu iktidarı yemeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecek. Şimdi 8 ay kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Sandıkları patlatmaya var mıyız? Daha çok çalışacağız. Bugüne kadar bir çalıştıysak şimdi en az iki çalışacağız. Üç çalışacağız, dört çalışacağız, beş çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle sandıklar çok daha farklı görüntü ortaya koyacak. Allah'ım dostum, bütün saldırılara rağmen biz bu süreçten güçlenerek çıktık. Şimdi her zamankinden çok daha güçlüyüz. Şimdi her zamankinden çok daha kararlıyız. Şimdi milletimizle, sizlerle gönül bağımız her zamankinden çok daha fazla. Öz çok daha güçlü. Kabuk çok daha güçlü. Bunu görüyorum. Hiç durmayacağız. Duraklamayacağız. Bazıları duran aramlar üretmişler. Hepiniz durun. Onlara onu söylemek lazım. Hepiniz durun. Biz ise durmak yok, yola devam diyoruz. Onlar da durmaya devam etsinler. 2023 hedeflerine doğru biz emin adımlarla koşuyoruz, koşacağız. Şimdi bakın. Önce Reyhanlı saldırısıyla, ardından bu son gösterilerle ekonominin, demokrasinin yanında çözüm sürecini de sabote etmek istediler. Dikkatinizi çekiyorum. Aylardır Allah'a hamdolsun terör olayı haberi gelmiyor. Terör nedeniyle şehit gelmiyor. Terör nedeniyle gençlerin ölüm haberi gelmiyor. Türkiye 30 yıllık bir meseleyi çok sayıda cana kıyan, ülkemize çok ağır faturalar ödeten bir meseleyi artık çözme noktasına geldi. İnşallah çarşamba günü akil insanlarla final toplantısı yapacağız. Doğuda, Güneydoğu'da tehditler ortadan kalkıyor. Baskılar ortadan kalkıyor. Şiddetin esir aldığı sokaklar, şiddetin esir aldığı dağlar, ovalar çok farklı bir baharı yaşıyor. Karadeniz, değerli kardeşlerim, Karadeniz gitti. Doğuyla, Güneydoğuyla kucaklaştı. Ege gitti, doğuyla, Güneydoğuyla kucaklaştı. Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, doğuyla, Güneydoğuyla
kucaklaşıyor, helalleşiyor. Şiddetin olmadığı bir ortamda Türkiye meselelerine sahip çıkıyor. Soğukkanlı şekilde istişare ediyor, değerli kardeşlerim çözüme kavuşturuyor. İnşallah önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıyla akil insanlar heyetimizde bir araya gelerek raporları, gözlemleri kendilerinden alacağız ve dinleyeceğiz. Ardından belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde kararlılık içinde yolumuza devam edeceğiz. Ben Samsun'dan, tüm Karadeniz bölgemizden şunu özellikle bilmelerini istiyorum. Değerli kardeşlerim, ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Türkiye'nin yararına olacak şekilde yapıyoruz. Ne yapıyorsak hukuk içinde yapıyor, meşruiyet içinde yapıyor ve değerlerimiz çerçevesinde yapıyoruz. Allah'ın izniyle bir tek şehidimizin dahi ruhunu muazzeb etmeyeceğiz. Şehitlerimizin emanetini çok daha yükseğe taşıyacak, girişimler dışında hiçbir girişimin içinde yer almayacağız. Bakın değerli kardeşlerim, akil insanlar heyeti şehirlerimizde dolaşırken bazı küçük gruplar şehirlerimizde gösteriler yaptılar. Tahrikler yaptılar. Kimdi onlar? En başta ulusalcılar. İşte o ulusalcıların maskesi şu son gösterilerde düştü. Çözüm sürecine karşı çıkan, akil insanlar heyetlerini tehdit eden o ulusalcılar, değerli kardeşlerim, Ankara'da Türk bayrağının yakılmasına seyirci kaldılar. Bayrak yakanlarla omuz omuza polisle çatıştılar. Çözüm sürecine başka kim karşı çıktı? CHP. İşte o CHP şu son gösterilerde Taksim Gezi Parkı'nda az önce ifade ettiğim maalesef her türlü paçavraya göz yumdu. Değerli kardeşlerim, bakınız biz durmayacağız. Kararlı olarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim bu mücadelemiz bir demokrasi mücadelesidir. Bizim bu mücadelemiz halkın iradesinin egemen olması mücadelesidir. Milletin bunların ne olduğunu gördü. Milletin bunların ne denli samimiyetsiz olduğunu gördü. Değerli kardeşlerim, inanıyorum ki şu meydanda, Cumhuriyet Meydanı'nda, bu tarihi mitingde toplanan milletimin özeti her şeyi söylüyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle söyleyecek. Hiç endişem yok. Ve değerli kardeşlerim, AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, BDP'lisiyle, Saadet Partilisiyle, Büyük Birlik Partilisiyle tüm şu yürüyüşe gönül veren kardeşlerime saygılar sunuyorum. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Evelallah. Her zaman dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.